I will come. Hello. Selam gençler. Evet. Kendime bakacağım bir dakika. Neredeyim? Oyun nerede? Okay. Kabul edilebilir seviyede. Ay, ay, çok hazırlıksız yakalandım. Selam. Bugün şu an VOT yok. Çok sonra Selçuk darlarsa VOT var. Şu an için VOT yok. Hatta ben şunu bir tane daha bir geri alacağım bir dakika. Korkunçlu oyun değil be abi. Korkunçlu oyun değil bu. Bu neden korkunçlu oyun olsun? Bu farklı bir oyun. Sevenleri var, sevmeyenleri var. Evet, bu daha mantıklı oldu. Çünkü el kol yapıyorum arada. Elim kolum çıksın. Evet. Okey. Şalgam var abi. Şalgam. Bakayım nasılmış. Biraz kekremsi. Arkadaşlar 7000 bit veriyorum. Artık yazmıyorum 7000 bit veriyorum diye fakirler gibi. Fakir yayıncılar gibi. War of Mine hikayelerinde DLC geldi. Yani indirilebilir içerik geldi. Bir Babanın Kemiği adlı içeriği oynayacağız şimdi. Bakayım neymiş hikaye, oradan göreceğiz. Belki kamerada kafamın yerini değiştirebilirim. Onun haricinde çok bir şey değiştirmeyeceğim. Birinci gün. Oo. Aa, ev yeni oğlum. Hoba. Sağ tarafta bir kütle var yine. Arada kürekle mürekle. Aha, kız yatakta, hasta demek ki belli. Okey. Adam! Adam gibi adam. Adamın ailesi zamanında şehirden kaçmayı başaramadı. Ama bir şekilde bu kuşatma altında da hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ta ki bir gün adamın karısı hasta olana kadar. Gerekli ilaçlar olmadan Barbara ne yazık ki hayatını kaybetti. Anasının ölümünden sonra Amelia tamamen kendi içine kapandı ve konuşmayı kesti. Daha sonra o da hastalandı. O da hasta düştü.
Bir gece bir patlama apartman dairelerini sarstı ama hayatta kalmayı başardılar. Adam Amelia'yı binanın diğer kanadına taşıdı ve kızını kurtarmak için umutsuzca canhıraş uğraşıyor. Çevirmenlik yapıyoruz. Çevireyim böyle. Her şey iyi olacak. Amelia, burada iyi olacağız. Sana söz veriyorum bebeğim. Artings. Şimdi dinlen. Gücün toplaman lazım. Bakalım nelerimiz var abi. Hiçbir şey yok. Okay. Black coffee. Okay. Minecraft 2 oynuyoruz. Bu ne lan? Bu yeni bir işaret. What the fuck? Evin etrafına bakacağım. Neler bulabiliriz? Bu ne oğlum? Yeni işaretler var. Merak etme. Yakında yanına geleceğim. Yakın zamanda seni hani kontrolümdesin zaten. Kontrol edeceğim. Şimdi dinlenmen lazım. Belki kızım için burada bir şey bulabilirim. Merak etme gibiciğim diyor. Eminim bütün arkadaşların iyidir. Skill Scavenger. Bu iyiymiş. Bio. Adam! Daha dün gibiydi Barbara'yı gömdüğüm. Şimdi Amelia da artık hasta düştü. Bu kodumun savaşı benim kızımı da benden almayacak. Buna izin vermeyeceğim. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmam lazım. Kahveciymiş abimiz. Burası yeterince güvenli gözüküyor ama bundan emin olmam lazım. Bütün odaları yiyecek ve işte ilaç filan için bakmam lazım Amelia adına. Çok ihtiyaç duyuyoruz. Benim zavallı kızım. Onu da kaybedemem. Okey. Buradan biyografisini okuyacağız. Amelia, hungry, severely ill. Woo! Abi sıkıntı bu. Şimdi olay belli oldu. Kendimizi besleyeceğiz. Kızı iyileştireceğiz, kızı besleyeceğiz. Her gün en azından yemek ve ilaç getirmemiz lazım. Amelia her zaman sessiz, sakin bir çocuktu. Her zaman işte resim yapmayı ve hayal kurmayı ve arkadaşlarıyla böyle oynamayı severdi. Ancak annesinin ölümünden sonra resmen konuşmayı kesti. Sadece kafasını sallayıp böyle öne arkayı hareket ettirerek hani babasına bir şeyler sorup bir şeyler istemeye başladı. Sadece el kol hareketleriyle, kafasıyla falan. Şimdi de hasta düştü ve kesinlikle ilaca ihtiyacı var. Okey, okey, okey. Neden bu oyunu oynadığını? Oyunu Türkçe oynamam abi. Ben çeviririm ama oyunu Türkçe oynamam. Üzgünüm. Ha, bu hareket kızını anladım şimdi. Moralini yükseltme hareketi. Okey, bu ne? Abi olaya bak. Kız babayı ve kendini parlak yani renklerle çiziyor. Annesi kayboldu. Aa, kaybettiği için siyah beyaz çizmiş. Pastel boyalarını bulmasa da bir şekilde çizimini yapıyor diyor. Yerde bir mektup var, yazı var. Adam, her zaman aramız iyi olmasa da gene de kardeşimsin. Ne? Evin yok oldu yani. Evin yıkıldığı zaman benimkine geldiğin için çok teşekkür ederim. Bundan gurur duyuyorum ama şimdi en azından biraz mantıklı ol. Yakında bir insani yardım koridoru açılacak ve çocuklu ailelere önem veriliyor diyor. Amelia buradan çıkış biletimiz olabilir. Onu kurtarmak yani şimdi olsan kurtarmaz mısın? Bunu kurtarmamız lazım. Kodumun kardeşi diyor. Çünkü kızını şey olarak düşünüyor. Aha, radyonun tipi değişmiş. Kahve azalıyor. Tamam. Önümüz kış değil. Günlük güneşlik. Okey. Keskin nişancı ateşi, havan topları, soğuklar bir sürü sivilin ölümüne sebep oldu. Askeriyenin sözcüsü bu sivil kayıpları, trajik kazaların ve şehir içerisindeki suçluların nedeniyle sebep oldu filan yazıyor. Müziği açalım abi. Bu ne? Improved workshop. Peki bu? Simple workshop. Okay. Bir şeyler bulalım. Ne?
Tamam da ben genel şu an konuşma simültane çeviri yapıyorum. Önemli olan hissiyatı yansıtmam. Nonoşlar. Vallahi üzülmüş şu an abimiz. Triplerde. Okey, burayı açabiliyoruz, orayı açabiliyoruz. Bu ne? Oha! Buradan köprü yapıp eski evime ulaşabilirim diyor. Belki evden daha sonra kurtarabileceğim şeyler olabilir diyor. Okey. Kapıyı kilitliyoruz. Eyvallah gençler. Şimdi akşama kadar benim toplayabildiğimi toplamam ve bir şeyler de yapmam lazım. Su bulduk. Tahta bulduk. Okey. Su. Bir tane daha lockpick. İn aşağı babacığım. Burada ne var? Ben buna bakmadım mı? Ha, oturuyormuş lan herif. Abi yok, aman. Spoiler vermeyin abi. Ben böyle oynayayım da millet de ne olduğunu anlamasın. Vallahi yemin ediyorum ya, yeni girdim oyuna. Yani öncesinde oynamışlığım yok. Su, malzeme. Bu mod bir garip olmuş diyorsan o zaman bir şeyler değişik demek ki. Abi seve seve bunu elimizle... Peki bir dakika, kürek yapabiliyor muyum? Şimdi bu rubble'ları yani enkaz yığınlarını halletmek için kürek yapabiliyoruz normalde. Abi yatağı boş ver, yerde de yatarım. Da. Bir dakika lan. What? Makeshift bridge, köprü. Okey. Metal workshop. Workshop yapamıyorum. Too bad. Elimizle demek ki burayı kazacağız. Sonra buraya... Aa, kafes mafes var burada. Güzel. Güzel. Şimdi elimle yapınca bu çok uzun sürüyor. Bayağı akşama kadar vakit alacak. Bu DLC'nin olayı abi hikaye koymuşlar. Birebir senaryo koymuşlar başka. Burada kızı hasta olan bir babanın hikayesini oynuyoruz şimdi farklı bir evde. Oyunun da amacı şu. Balkanlarda bir ülkede iç savaş çıkıyor. Kaçamıyorsunuz ve... Artık hani kuşatma bitene kadar asilerle isyancılarla ordu arasındaki çatışma, daha doğrusu iç savaş sonlanana kadar hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir nevi işte survival, hayatta kalma oyunu yani. Evinizi güçlendirmeniz gerekiyor, yemek bulmanız gerekiyor, efendim ısıtmanız gerekiyor kış geldiğinde. Evde işte milletin iyi olması için efendime söyleyeyim radyo yapıyorsun, yok gitar yapıyorsun, büyük yatak yapıyorsun, işte ocağı büyütüyorsun, daha az elektrik veya enerji, elektrik yok zaten, daha az odun modun kullanarak yemek yapıyorsun, işte su damıtma kuruyorsun suyun bittiği zaman, işte mahzene, bodrum katına şey tuzak kuruyorsun, avlıyorsun, anasını satayım şeyleri yiyorsun, sıçanları yiyorsun. Bitkili yahni yapmak için, türlü diyelim biz. Yahni ne anasını satayım. Bitki yetiştiriyorsun küçük müçük. Evdeki gedikleri medikleri kapatıyorsun. Gerekirse ilaç buluyorsun, silah buluyorsun. Bayağı şeydir yani. Güzel mantığı olan böyledir. Oh yes. Diyeceğim. Search'tekilere bakıyorum. Ben kendi malzemelerime bakıyorum. Bu arada oyun Türkçe. Evet, oyun Türkçe oynayabilirsiniz. Ben İngilizce oynayıp anlatmayı tercih... Ana! Bunu kıza vereyim. Bak. Güzel oldu bu. Şimdi kıza bunu verdiğim için biraz keyfi yerine gelecektir. Adam'ın biosunda yeni girir. Ona bu köpekçiyi verdiğimde zaman çok hoşuna gitti. Çok mutlu oldu. Ah, onun yüzündeki gülümseme benim kalbimi resmen eritip bitiriyor. Keşke daha fazla gülecek nedeni olsa. Ama bu koşullarda elimizden gelen bu. Bir dakika lan, yukarıdakinin en iyisini almadım mı ben? Allah Allah. Bak ne kadar güzel, tatlı filan ayaklarında şu an. Neden onun, işte ona bakmıyorsun, ben de sana bakarken filan falan. Okey. Okay. Hadi babacım, hadi yukarı gitmen lazım. Abi evet, niye en alttaki lootlar kaldı ve en üstteki lootlar kaldı? Ben çözemedim bunu. Saat 7 olunca akşam dışarı çıkacağız zaten. Lan koş koş! Hayvan herif!
Take all demedim mi ben ya? Bari bunu al. Allah Allah, grab all dememişim ya. Galiba alt taraftaki yetişemeyecek. Abi şu an tank avcısı filan cevaplamıyorum. Tankla ilgili bir şey konuşmayacağım şu an. Onun vakti gelir. Hadi yetiş. Abi yürüyor herif. Nasıl yani? Bırakamam, gidemem diyor ama. Oha. Olaya bak. Fuck. E nasıl olacak bu? Evde kaldırdı beni zorla. Kızı bırakamam tek başına dedi. Abi kız açlıktan ölür ama. Peki bir saniye, bir saniye. Ne yapıyorsun sen? Ne? Telsize gitti kendi kendine. Kimse var mı? Break break bayan arkadaş arıyorum. Kızım çok hasta. Aspirine ihtiyacımız var. Bandaj ne alaka ya? Köprü yapabiliyor muyum? Bir dakika abicim, bir dakika, bir dakika. Ben köprüyü görmüyor muyum? Köprüyü yapamıyorum şu an. Okey tamam, farklı olsun abi zaten mod. Şu an beklediğim şey çıkmadı. Şu alttakileri de bir alayım da. İlk oyunda kaç gün hayatta kaldım hatırlamıyorum abi. Ama o kadar tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Alışıyorsunuz bir iki oyunda. Gene yapamıyorum herhalde köprüyü. Bir bakayım gerçi. Şimdi kesin konuşmayalım. Yiyecek bir şey de bulamadık ki. Peki şey yapabiliyor muyum? Bir saniye. Vakit geçirdim biliyorum da. Şu an kafa gitti çünkü. Bir tane şey yapmam lazım benim. Metal Workshop yapmam lazım. Lan oğlum buraya kursana işte şunu. Daha iki gün falan oluyor bu geleli. Bakalım ne yapabileceğiz. Aha biri geldi. Bizim takasçı pezemek geldi. Gel buraya gel. Gel. Senden biraz yemek ve ilaç almam lazım da ne vereceğim bilmiyorum. Hadi let's make a deal. Tabii de bende bir şey yok ki bebeğim. Mugen. 9 aydır ben nesin ya. Abi akşama olabilir. Sağ ol bebeğim. Ya bunda çok isteyen var. Allah. Ver baba. Kitap da ver. Elektroni de ver. Şundan da bir tane ver. Material de ver. Abi şimdi bir kere kıza yemek vermem lazım. İkincisi alkolü boş ver. Sebze alayım. Bunu vermesem olur mu? Oldu. Filtre. Okey, bunu vermiyorsun. Şeker ver. Şeker bile mi ver? Su ver. Su ver ulan Allah'sız su su. Bir tane su istiyorum sadece. İşte bir tahtaya iki su iyidir. Sigara ile işimiz yok. Aha. Kızım çok hasta. İlaca ihtiyacım var. Aa sen telsizdeki deniyorsun. Bırak bırak bayan demeye utanmıyor musun? Şerefsiz yan apartmanlardan duyuyoruz. Seninle mi uğraşacağım, askerlerle mi uğraşacağım? Ha, ilaç zor bulurum dostum diyor. Tamam, o zaman konulu filmlerde oynayacağım. Aha, yalvarırım. Elimde kalan bir tek o var yani. Tamam. Ne yapabileceğimi görmem, bakacağım yani. Ama yani bir söz veremiyorum. Neredeyse buraya gelirken götümü mıhlıyorlardı. Çükümden aldılar diyor, sünnetliler diyor. Elmasın bir işe yaramadığını biliyorum abi. Takas da işe yarıyor işte. Tamam hadi git bakayım. Kıza bir yimah vereyim.
Aha. Amelia için biraz yemek bulduğum için çok sevinçliyim. Ah. Aç olduğunda kalbim paramparça oluyor. Bu çatışmalar biraz hafiflediğinde biraz daha çıkıp bulmam lazım. Hasta olduğunu biliyorum. Yemek istemediğini biliyorum. Ama güçlenmek için yemek zorundasın bebeğim. Evet. Müzikler çok iyi abi. Yalnız şu an açız, yorgunuz, sıkıntı büyük. Kızın durumu ne? Hala aç. Dur, o sebzeyi ben yemeyeceğim de bekletmem lazım. Türlü yaparsam bol yemek çıkar. Küreklik malzememiz var mı onu bilmiyorum bu arada. Yok galiba ya. Ulan acaba silahı alsa mıydım? Ulan bak. Ha yok. Bayağı uzun vadeli sıçış. Bayağı uzun vadeli sıçış. Elimizle kazacağız gene buraları. Aa, dolap varmış lan orada. Dur bir dakika. Alp ya. Aynen. Şimdi gördüm. Hem de kilitli. Diyorum niye orada kilit çıktı? Dolap olduğu belli değil. Bir balta filan bulsam etrafını ağzını yüzünü kıra kıra malzeme toplayacağım da. İyi ki ikinci maymuncuğu İşte aradığım şeyler ama şimdi şöyle bir sıçış yaptık. Aa, şey yapmadım. Ocak yapabilirdim, ocak yapmadım. Bu zamanlama yanlış oldu. İşte ocak yapmadın Alp. Ocak yapsaydım şu anda türlü yapmıştım ben. Kötü oldu. Neyse artık abanacağız kıza. Şeyi. Pişmemiş yemekler. Abi bizim klan filan şimdi tankı boş verin ya. Çok iyi be. Hoş bir oyun. Elleriyle taşları ayıklayan adam amcanın maceraları This World of Wine'da devam ediyordu. Arka tarafta havaya doğru atanlar 20 milimetrelik uçak savar topları Quad Cannon diye sağa sola sıkıyordu. Arka tarafta Battlefield dönerken burada haritanın dışındasınız. 10 saniye... Lan? What? Ana! Oha! Okey. Kol gibi girdi ama medikalleri buldum diyor. E tamam da ben bunu nasıl karşılayacağım? Of, eti de vereceğiz abi. Hayvan oğlu hayvan. Kol gibi girdin. I have more da I don't have more yani. So you have more. I don't have more. Kıza ilacı daya. Kızım al aspirin. Biraz ilaç buldum. Oğlum içeri gir bekle o zaman. Aslında diğer herbal'ı da alsa mıydım ya? Tabii bir şey kalmadı ki alacak. Kötü geldiğini biliyorum da tükürme falan diyor. Bir pedifen. Evet. Buradayım seni bırakmayacağım. Adamcım, adam gibi adamsın da sıkıntın büyük. Dur şu heriften bakayım. İki gıdım kazamadık şurayı ya. Yemin ediyorum bitmedi. Bunu alabilir miyim ben? Oha, bu değil. Verelim abi. O ilaç da lazım olacaktır sonra. Yalnız her şeyi verdim.
Bayağı sıkıntıdayım şu an. Geceyi geldik. Hayır, uyumuyor da. Abi. Gece sakin geçti. Sadece uzaktan very tired abi tabi. Şu ilacı da ver Amelia'ya. Abi kız aşırı aç, ben açım. Nasıl yapacağız? Ulan bir tane sebzeyi verim, ilacı. Ulan kıza ilaç mı vereceğim, yemek mi vereceğim? İyice Kemal Sunal'a bağladım lan. Ne yapayım? Afrika TV'ni mi satayım, ilaç alayım? Sat! Bırak 40 bine bırak. Allah kahretsin. Ben kızıma bir flüt al... Aa, flütüm nerede lan? Abi yatak yapmadım biliyorum. Da yerde yatabiliyorsun normalde. Sleep on the floor var. Üzeri highlight değil. Aha, Denyo geldi. Adam! Aç lan! İyice Kemal Sunal'a bağladık. Hadi hadi in! Adam 26. Abi gelirsen çok teşekkür olurum bana. Ha, kardeşiymiş bu yavşak. Sana gene mi sen? Söylemiştim. Adam, Amelia'yı gel, al gidelim. Bak, bizim buradan çıkış biletimiz o. Kardeşim bak, beni dinle. Bak. Bak. Bak, ilk yardımcılar geldi. United Nations geldi. Şanslıyız biraderim. Bak. Çocuklulara öncelik veriyorlar. Çocuğu kaptık mı kaçarak buradan. Kırarız bariyer mariyer bırakmayız. Mına vururuz. Arnavutluğa kaçar. Orada mallı yetiştiririz. Sonra buraya getiririz. Karpuz neyin satarız. Senin biletin filan değil lan. Kızım o benim. Şimdi zaten hareket ettirsem ölür be. Hayvan ol hayvan. Bu yazıyor arkadaşlar. Yani ben aynen birebir çeviriyorum. Onu taşıyacağım da o bir sürü yerde duracağız da. Ulan öldürürler lan. Gotumuzdan kan alırlar. Kan. Hiçbir yere gidemeyiz. Evden sırt çantası da çıkması da daha hoşmuş. Ulan ne paso tırsak herifsin ya. Yapacağı kesin abi ya. Hayatta kalacağı kesin. İdare ederdi ya. Buradan kurtuluşumuzun tek yolu oydu anasını satayım. Dedim. Bak oğlum, kardeşim kardeşim de ben aklını alırım. Bir daha çocuğumu falan böyle akbana kullandırmaya çalışma. Ağzını burnunu kırarım. Ya anacığım, ben de senin bir götüne meraklı değilim. Buradan Gebze'ye gitmeye çalışıyorum. Sen de istiyorsun Gebze'ye gitmeyi. Amelia'nın daha iyi bir durumda olmasını istemiyor musun kardeşim? Tırsan, tekisin. Nasıl? Noncuksun böyle, noncuksun. Bırak, çekil, ben götüreceğim. Bak anam, ona dokunursan o elini alır, çevirir çevirir. Anladın sen. Şimdi siktir git buradan. Adamı kendi evinden kovuyoruz bu arada. Adamın biyosu. Kodumun kardeşi gene kendisini öldürtmek istiyorsa öldürtebilir ama Amelia'nın hayatını böyle riske atacak değilim yani. Onu savaş alanından taşıya taşıya götüreyim diye. Savaşın yani ağırlık böyle çatışmalar hafifledi mi zaten bakarız. Okey. Okey de okey değil aslında Adam. O hiç okey değiliz yani şu an Adam'cığım. İki hikaye daha gelecekmiş, aynen gördüm. Neyse, köpeği verdik, şeyi verdik. Bravo. Abi peki bir şey soracağım. Bunu açtım, bu kapı açılmayacak ki.
Baba bugün biri geldi geldi. Bir şey oldu oldu. Malzeme getirdi getirdi. Yoksa sıçtık. Hakikaten sıçtık yani. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Hani ne bileyim belki bir tane et bir şey vardır oyunda. Hani orayı da kazdın artık şey. Şuradan dolaşıp giremiyorsun değil mi? Diğer. Şu dolapta çok pis malzeme var. Çok çok ağır hissediyorum. Abi acilen biri gelmesi lazım. Acilen dışarı çıkmamız lazım. Ölürüz böyle. Ölürüz. Ağır ölürüz. Ama yani köprü için malzeme mi toplayacaktım abi? Bilemiyorum ki. Şimdi kapıya gideceğim. Bu kapı arkadan kapatılmış. Neyse kızımıza bakalım abi. Bir de radyo bakayım arada. Okey. Yakında diyor ki uluslararası topluluk Gravizyan hükümeti güçlerine bir tane geçici olarak insani yardım koridoru açmak için istediğini söylüyor. Yani bu ulusal baskıdan dolayı böyle bir şey açacakmış. Tam net tarihi ve yeri belli değil. Detaylar belli oldukça sizle paylaşacağız diyor. Evet, klasik müzik karın doyurur mu? Piyanist filminden görüyoruz. Şu an yok yani. Abi hakikaten komşuluk bitmiş durumda şu an. Her şey parayla. Kızım ben kendimi atıyorum yukarıdan. Sonra konuşuruz. Yaparsın bu atlamayı ya. Ne kadar ki burası? En fazla 15 metre. Şuradan abansan. Şöyle. Hadi! Aa! Gelen giden de yok abi. Sebzeden ot filan bitseydim bari be. Abi yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kızım ben gidiyorum. Görüşürüz. Oha gitti hakikaten. Ente ya abi. Gelen giden yok. Hava alanı ne lan? Burası güvenli yer, burası güvensiz yer. Bak sleep veya sleep in bed yok. Meyve suyundan ver ya, ben içmiyorum zaten. Ben hep konulu su içiyorum. Ne oluyor lan? Aha Amelia kaçmış. Amelia! 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 Anam! Hikayeye bak. Ne oldu lan? Hakikaten kardeşi kaçırmış olabilir. Yorgunluktan bayılmış olabilirim diyor. Biri mi aldı onun? Ne oldu diyor. Herhangi bir mücadele izi yok. Onu götüren kişiyi tanıyordu. O zaman abi tabii ki yatalım. Kardeşime niye şey yapıyorum? Biraz uyu abi sen. Oh. I'll rest when I'm dead. Öldüğümde dinlenirim. Şu an kardeşimim ben.
Oyun bana şu an küfür etti abi. Siktir. Tamam lan, dalga geçiyordum zaten. Oturacağım yok. Ay 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 ay. Eşkali normal bir insanın ayak izleri. Kardeşim yaptı. Şimdi gitmem lazım. Hele şükür evden gittik be. Biraderimin evi. Look for Amelia yalnız. Scavenge falan değil. Abi look for Amelia. Hadi. Amelia hala burada olabilir. Abi süper. Oh, biraz malzeme bulayım abi. Oh. Oh, odun. Odun ver. Odun ver. Gir gir. Evde kimse var mı kardeşim? O ne lan? Kimse, bir şey yok. Fare mi o? Abi. Dolap. Yemek vardır burada. İki tane gol böreği var. Al. Su var. Al abi. Bunlar lazım abi bize. Instagram'daki pişmaniye meselesi bu abi. Nalbur'dan bir malzeme al. Lan. Nalbur'dan bir şeyler aldım. Adamlar pişmaniye yolladı bana. Ya Nalbur'dan aldın da şu çift taraflı bant. Huuu, bitches nigga. Şimdi siktir et. Bunu al, bunu al. Bunu al. Fertilizer. Quality roll up. Hadi bunu da al. Tamam. Dur abi, şurada da daha malzeme var. What? Bu dokümanlar ne? Bir sürü bir yazımazı var diyor. Tanıdığım kimse yok diyor. İşte insan yardım koridoru. Belki bulabilirim diyor. There is something on the other pile. Tamam dur, bakacağım. Şurada ne var ona bakın. Ha. Abi tamam, güzel. Aa. Şunu bırak abi, şunu al. Bu işi bu gece bitiriyoruz. Hükümet kuvvetleri en sonunda işte Birleşmiş Milletler'i dinledi ve koridor açıyor. DL1 yolu 24 saatliğine güvenli olacak deniyor. Sonunda bu cehennemin götünden kurtulabiliriz. Buluşma mekanımızı biliyorsun, G. Yoldayken eczaneye uğramayı unutma. Alabildiğimiz bütün ilaçlara ve bandajlara ihtiyacımız var. Çok fazla hasta ve yaralı var. Çocuklar dahil. Okey. Okey, 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 okey. Pharmacy. Okey, pharmacy. Bir dakika lan, burada da bir şey var. Şimdi kaliteli bir şey varsa onu almamız lazım. Neyse, odunu bırakalım abi. Fertilizer sonra lazım oluyor. Adam geri döndü. Adam gibi adam. Kendine yemek yapabilecek mi bakayım? Acaba yemek mi yapsak, köprü mü yapsak? Ölecek bu herif yorgunluktan şu an. Abi niye eve geri döndük ki? Yalnız... Hiç benim bu kadar kötü olmamıştı durumum. Very hungry, very tired, very depressed. Abi ben bir yemek... Bir dakika ama, bir saniye. Nelerim var abi? Suyum var mı? Var. Odunum var mı? Var. Sebzem yok ama. Ama yine de yemek yapmam lazım abi. Olmaz. Bu ne lan, bu ocak? Ulan oğlum, yanlış şeyler yaptıracaksın bana. Crusto. Allah Allah, böyle mi gözüküyor bu? Okey. Kızın odasını yapacağım. Abi XVM falan bilmiyorum şu an. Şu an tankla ilgili. Kardeşim ameliyat kaçırmış olmalı. İhsani yardım koridorundan onu götürecek. Onunla kaçmayı planlıyor. Eczaneye gidip... eczaneye gidecek ve alabileceği her şeyi alacak o toplanma noktasına gitmeden önce. Hepsini eczanede yakalamalıyım. Lan oğlum konuşma, işini yap. Kötü herif. Abi depressed ama determined. Yani şey değil. Abi çok iyi bak, bu detaylar yoktu. Kız
kızı kaçırıldı. Çok ciddi depresyonda. Hiçbir şey düşünmüyor ama kızını bulana kadar ölmek var, dönmek yok. Aldığını yüzünü falan diyor şu an yani. What? Ha, okay. Bir yemek yiyelim abi. Ana var it doğurur, ana var adam doğurur ulan! Adam gibi adam, adam! Adamsın adam. Oy. Evet, daha hala aç olduğunu biliyorum adamım da. Başka bir şey yapabiliyor muyuz şu an? Yok. Burada. Kürek yapabiliyor muyum şu an? Siktir, kürek de yapamıyorum. Ha, küreklik işim kalmadı ki zaten. Uyu adamcım, uyu, uyu. Lütfen uyu. Uyu, akşam çıkacaksın değil mi? Bu müzik çok güzel. Bu müziği dinlemek istiyorum. Oyunun amacı şu an kızımızı bulmak ve şehirden kaçmak. Oyunun genel amacı şehirde savaş bitene kadar dayanmak ve hayatta kalmak. Türkçe yaması var abi, oynamak istemiyorum. Üzgünüm. Ben de bunu Türkçe izleyemeyeceksiniz. Pandacım, VG bana babayı veriyor. Neden bekliyorum? Şu an biri gelebilir o yüzden. Biri gelirse de takasla filan yemek veya en azından bir parça sebze alabilirim. Hava 16 derece, yağmurlu. Şeyi hatırlamıyorum ama çok yorgun ya şu an. Bütün yorgunluğu bitecek mi yoksa... Tired'a mı düşecek? Yani şu an çok yorgun, yorguna mı düşecek yoksa bütün yorgunluğu gidecek mi? Onu hatırlamıyorum bak. Abi Sırbistan gibi bir yerdeyiz. Muslim Wars var muhtemelen. Bilinen bir ülkede geçmiyor ama Balkanlar burası yani. Balkanlarda bir yer. Ben Arnavutluk, Sırbistan, öyle Yugoslavya falan öyle bir yerler olarak şey yapıyorum şu an. Ama bu özel. Bu bugün çıktı. Şu an bir senaryo oynuyoruz. Beni şaşırtan noktalar var o yüzden. Şey saçma ama şu an akşam olmadan çıkmaması, normalde yemeğe niye git? Ha, çatışmadan dolayı gidemiyorum diyor tabii. Okey. Abi dışarı sıçıyordur adam. O kadar da şimdi tuvalet ihtiyacı neydi diye düşünmeyelim. Evet, şu an yorguna yeni düştü. Adım adımmış. Neyse oğlum, bu adam hasta olmamalı, bu adam aç kalmamalı. Yani kız yokken basmak lazım şu an, ne basabiliyorsak. Saat 3'ten akşam 8'e kadar herhalde bütün yorgunluğu gider. Evet. Neyse ben de motorumun kitapçığını okuyayım. Evet, refueling. Ha. Okey, 91 ve üstü oktan. 91 oktan ne lan? Ne kadar fakirsiniz oğlum. Kimsenin geldiği yok abi. End day. Yeterince uyudum dedi adam. Abi farmasiye gidiyoruz. Yanımıza alabileceğimiz bir şey yok zaten. Özele gelsene.
Abi al 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 topla. Yalnız eczane de eczaneymiş ha. Bir dakika, burada bir şey var. Çamurlu ayak izleri. Ya birisi kısa süre önce buradaydı ya da hala burada. Okey, şu aşağı bir inmeyelim önce. Burada gizlenme yeri var. Biri olabilir yani demek ki. Allah, ilaç buldum. Silah buldum. Silah parçası diyelim. Şimdi aşağı inebilirim. Aha, köpek de mi var burada? Birisi aceleymiş. Aceleyle bir şeyler yapmış burada, belli diyor. Her tarafta şırıngalar... Lan oğlum baksana! Allah Allah, hasta mıdır nedir? Allah, köpek! Amelia'nın köpeği. Amelia demek ki tehlikede. Takip etmem lazım diyor. Toplaya toplaya git abi. Toplaya toplaya git! Burada ne var? Oha! Kardeş öldürülmüş lan! Step to death mi? Bir dakika. Lan! Kan izleri falan var. Bıçaklanı öldürün. Amelia! Arka kapıya gitmeye çalışmışlar belli ki diyor. Lan! Buradan caddeye uzanıyor diyor kan izi. Benzin istasyonu ve ameliyatın okuluna doğru gidiyor. Gaz istasyonu, ya benzin istasyonu şehrin dışına doğru açılan yolda, şehrin dış taraflarında. Askerler kimsenin gitmesine izin vermiyor ama belki birisi ölen bir kızın hani bir ebeveyni olarak falan gittiyse kim bilebilir diyor. Okul da kapalı ama bazıları insanların oraya gittiğini biliyorum diyor bombalamalardan sonra. Birisi o Emily'yi kaçırmış olabilir mi? Hay anasını satayım, olaya gel. Abi yalnız oduncu olduk ha. İki yere birden git. Amelia! Amelia kızım, neredesin? Lan oğlum! Hah, dolap. Yimah. Yimah lazım. Yimah. Ha, Allah, ilaç. Neyi bırakacağız? Neyi bırakacağız? Abi tahtayı bırakacağız, üzgünüm. Taht... Buradan sonra bütün hep tahtadan feragat edeceğim. Su lazım olacak her türlü. Her şey dağılmış. Burada soygun olmuş yani diyor. Okey, 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 okey. Bu benim bıraktığımdı değil mi? Tamam. Ya sadece su bulmamız kötü oldu. Şunu bir açalım. Adamsan bulacaksın adam! Kızını bulacaksın adamsan! Hadi bir daha zıpla. Biraz antrenman. Çanta da doldu ha. Burada bir şey mi bıraktım ben geriye? Tahta. Abi gidelim. Adam gibi adam geri döndü. Yalnız sadece su bulmamız iyi olmadı. Bu adam gene çok acıkacak. Köprüyü ne zaman yapabileceğim ben ya? Fuck. Daha çok var. Bio. Hangisine gitmem lazım? Okul mu bilmem ne mi? Sen biraz uyu abi bu sırada. Zaten yemek yok. Ben düşüneyim ne yapabileceğimiz. Our things. Bunlarla bir şey yapamıyorum. Kürek yapsam bir işime yaramayacak. Şimdi eti yemeye gerek yok. Elma suyundayım abi, evet. Oyun internetsiz abi, evet. Oyun internetsiz. DLC'nin season pack'i 10 liraya aldım ben de şu an. Kız kaçırıldı o zaman. Har!
Har, çok yorgunum. Horlama seviyem yorgunluğumu belirtiyor. Har. Uyu adam, uyu. Adamsan uyursun. Pendiye sahile kaldırım yaptı. İyi bok yemiş. Gerçi şunu diyeceğim. Sahil yolu çok güzel. Hakikaten iyi oldu. Biri gelir mi diye bekliyorum. Şu an takasa girebileceğim malzemelerim var çünkü. En azından ilaçlardan şu boktan olanı satabilirim. Abi okul mu gaz istasyonu mu? Gaz istasyonu ne Alp? Merhaba, petrol ofisi gaz istasyonuna hoş geldiniz. Sadece LPG'yi basıyoruz artık. Benzin istasyonu, benzin. Benzin de mantıksız. Yakıt istasyonu demek lazım. Dizel satmıyor mu? Gerizekalı şeyleri takmaya başladım şu an. Bir daha adam esprisi yaparsan unmod falan. Kes lan. Paranı ben ödüyorum. Torrent indir. Abi ne uğraşacağım? OS 1 yaşıma gelmişim. Çeke çeke. Ne uğraşacağım? Adam göz kırpıyor abi, evet. Ya onlar yapmadı tamam da yapılan en azından kötü bir şey değil demeye çalıştım canım. Bir şey demiyorum yoksa. Ulan kürek yapayım mıydım? Ulan küreğe bak. Abi kürek yapacağıma karşı köprü yaparım. Muhtemelen onun malzemesi daha şey. Gelen giden yok abi. Bir radyoya bakayım bari. Bir radyoya bakayım. Tamam, biraz rüzgarlı. Poyraz yönünden rüzgarımız var. 2 ila 3 bofor şiddetinde esecek, kuvvetinde esecek pardon. Abi buradan pendik konusuna geldik ya Hasan'cığım. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Sırbistan'da bir pendik maceramız. Yayın ne kadardır var? Fettah. O modu yapacağım ben ya. O ünlem işaretini yapacağım bir ara. Ne kadar oldu? Bir saat olmadı da. Bu ne lan? Firma değil be yavrum. Saat 2. Abi gelen giden olmaz herhalde. Looted gas station. Lots of materials. Some food. Some materials, lots of weapons, some parts. Abi, gaz station'a gidelim. Okulda kesin birileri olacaktır. Resmen millet silip süpürmüş diyor. Haklısın sen de. O yüzden direkt iki adım sonra malzeme buldun değil mi? Göt herif. Allah, kürek yapaymışız iyiymiş. Kaç tane daha var? Oradan aşağı ineceğiz. Ulan kesin patladık ha. Kesin patladık. Woo! Evet abi aşağı. Şimdi bunu uğraştır. Anam! O kim lan? Değişti mi Corolla? Kimsin oğlum sen? Very interesting. Very very interesting. Abi şunu al. Kahveyi alma. Kitabı al. Hadi silahları da al. What? Fucking bitch. Hadi elektriği de al. Bir şey daha istiyorum. Lan.
Abi siktir git, üzgünüm. Gerçekten. Gerçekten. Kızımı arıyorum. Küçük böyle sarışın bir kızdı. Onu gördünüz mü? Ah, kesinlikle görmediğime eminim. Emin misin? Bak, burada birisi buraya getirmiş olabilir. Kesinlikle eminim. Ama yani burada olduğuna göre biz takas veya böyle bir şeylere girebiliriz. Bak, malzemeler elimde güzel var. Ya ablacığım bir git ya. Benim derdim başımdan aşkın. Aynı Corolla'nın 11 yaş küçüğünü aldım. Abi hayırlı olsun, güle güle kullan. Araba işi pis iş. Sınav sorularını çalmak mantıklı olabilir. 2000 years later, true story. Birazdan true story olacak o. Hasancım, hak veriyorum. Dalga geçtiğime bakma ama yani o işler, mesela belediye değilim diyorsun ya abi, delirirsin, delirirsin. Yani kafanda bunları büyüttükçe delirirsin. Çünkü yapabileceğin hiçbir şey yok. Belediye mantığı zaten. Kimin cebine giriyor o paralar belli değil. O yüzden aman boş ver abi, ne olacak ya? Sen mi kurtaracaksın? Dünyayı moduna gir orada. Başka yerlerde kendini gösterirsin. Merhaba Garmadoncu. Neden nickini değiştirdin? Ben oyuncağını alamıyorum, kappa. Arabanın oyuncağı. Pop. Aşağıdaki masanın altında bir not var. Aslında çok da gizli değil. Ama kolaylıkla gözden kaçabilir. Bir kadın tarafından yazıldığı el yazısından, yazım tarzından belli. Hem de acele olarak. Miloş, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Kitapların arasına... Kitapların arasına mücevherleri sakladım. Benim bilezikleri kitapların arasına sakladım. Bodruma koydum. Karton malbara kutuların arkasında. Ama demir kapının arkasında. Onları kullan, hayatta kal. Patatesin altını fazla açma. Lütfen. Allah seni kutsasın. Sağlıcakla kal. Üzgünüm bebeğim. Peki. Elma suyunu ÖTV. Zaten yok muydu elma suyunu ÖTV? Abi niye böyle garip tip şeylere giriyor bu? İlaç, okey. Ulan bunu açabiliyorduk. Adam aksanla çeviriyor, helal olsun. Oraya nasıl gideceğimi bilmiyorsun. Really nigga? Oh. Yukarı yukarı. Bir dakika, önce bir aşağıda şuraya bakayım. Tahmin ediyordum burada bir şey olduğunu. Burası bizim klasik benzin istasyonu çünkü. Belki köprü yaparız bu sefer ha. Aa, bunu bırak. Herbleri bırak. Bir kere bunu al. Bunu da al. O ne lan? Biri daha var burada. What do you want? Abi sizden bir şey istemiyorum. Çünkü malsınız. Kitabı da bırak abi. Bunu al. Kitap mitap sonraki işler ya. Kitap filan depresyonu azaltıyor. Şu an depresyonla ilgili bir işimiz yok. 3-3-3. Yukarıda şey bulursam, alet edevat alacağım. Burada olması lazım alet edevatın. Yancıya bak ya, pezemek orada. Abi alıyorum, üzgünüm. Ha, ama bu da var. Bu şimdi trade'de önemli. Kahveyi bırakayım abi. Kahve içmese de şu an çok sorun değil bu adam. Şurada var mıydı? Ben bunu aldım mı lan? Yok. Evet. Trade'le sat olayı mantıklı. Bir saniye yalnız. Bir dakika.
Orada elektronik vardı ve ben onu bıraktım galiba. Evet. Abi yok ya, çözülebiliyor normalinde. Okey. Abla gitti mi? Yoksa o ablanın kendisi miydi? Sende hiç saçma malzeme var mıydı alabileceğim? Olmadı öyle yapayım. Yok abi, hiç saçma malzemen de yok senin. Bir de ilgilendikleri belli götün. Hadi kaç. Bu akşam yemek yapabiliyor muyuz bebeğim? Belki yapacağız. Depresyonda üzgün de şu an determined. Çiş molası verebiliyor muyuz? Ver abi. Ah. Gazda bir şey çıkmadı. Okula gideceğiz abi. Very hungry. Very hungry. Bir yemek daha yapalım. İki tane. Odun yapalım. Bugün artık takasçı gelsin ama ya. Adam geri döndü. Evin adamı geri döndü. Hadi. Hadi panda. Hadi. Yapabiliyor muyum? İşte bu. İşte bu bebeğim. Nasıl what good it will do? Aa, bir de triplere giriyor göt. Kes lan! Depresyondayken bazen yapmayabiliyorlar olayları. Şu an yaptırıyoruz abi. İkinci köprünüz. Onu abi dikine çıkacağız, dikine. Şurada arkada iman, bak iman ofis var, oraya doğru gideceğiz. Abi takasçıyı vursam vururdum yani, hiç acımazdım. Vurmazdım da mahzene kilitlerdim herifi. Arada iki tane high life, bir tane çizi atardım. Hep Ülker'den besliyoruz bakın, hep Ülker'den. Lütfen, Ülker reklamı aldım. Pişmaniyi merak etmiyor değil mi? Ay götüm, çok doğru. Gençler, keyif yerinde mi? Yoksa bu gerizekalı niye WoT oynamayı duyanlar fazlasıyla beklemede mi? Çok merak ediyorum lan karşı tarafı. Abi köprünün yarısını yapıyormuşsun gibi gözüküyor ama. Bir anda lak diye çıkacak mı? Bir anda lak diye çaktın. Beleş bir ninja oyunu. Lan oğlum! Allah Allah. Hasta mıdır nedir? Bu ne lan? İnsan gibi insan. Heh. Nice. Ay Allah'ım ya Rabbim. Kilitli çıktı. Abi yemek yiyip uyumam lazım ama. Olmaz mı? Şu an orayı hemen açamayacağım. Ya bak, depresyona sıçacağım senin. Kızını düşün. Beni düşünmüyorsun. Kızını düşün. Daha 7. gündeyiz. Hadi yap, yemek yap. Ben 31 yaşına gelmiş adamın en başarısı WoT'ta unicorn olmak diye düşünüyorum. Senin kappalarını alırım. Senin o kappalarını alırım. Çevirir çevirir WoTinfo.net'e asarım. Şimdi crow var, yapayım ben abi. Bu lazım olacak bana. Ne işime yarayacak ki? Abi genelde İnsanların pekmezini akıtmak, kapılara hönçürtmek,
Askerlerin beynini, pekmezini gene akıtmak. Efendime söyleyeyim, kilitli kapıların ırzına geçmek gibi işlerimize yarayabilir sayın mına koduğum Adam'ı. Bu akşam uyumuyoruz gençler. Kürek değil abi. Önce bir lockpick yapalım. Kürek yapabiliyor muyuz? Hala küreklik bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Belki kalır şimdi. Bugün uyumuyoruz abi. Bugün uyumuyoruz. Kapıları kıra kıra devam ediyoruz. Pandacım, sendikalaşarsan, sendika filan yaparsan ağzını yüzünü kırarım. Adam ve ailesinin bir fotoğrafı. İşte karısı ve kızı. Ebeveynleri ve kardeşi. Birinin orada kardeşin üzerine fotoğraftan çize çize, sile sile çıkartmaya çalıştığı bir gerçek. Onsuz hayat çok zor. Öyle kızın. Kızım be evladım. Tamam, daha bakacağız. Sabaha kadar yayın var mı? Yarın abi tura gideceğim ya. Çok da geç kalmamam lazım. Arkadaşlarla sabah filan buluşma olabilir. Allah, testere buldum. Testere buldum. Testere şu an çok kritik ama ya. Evet. Adamın yarı parça gömülmüş günlüğü. Okunaklı girişler, okunaklı yazılar şunu diyor. Bugün Barbara'yı gömdüm. Artık sadece ikimiz kaldık. Onun kazağını sakladık ve Amelia onu sürekli giymeye devam ediyor. Onu kötülüklerden koruyacağına inanıyor. Kardeşimle konuşsaydım Barbara'yı kurtarabilir miydim? Hayır. Onu çok iyi tanıyorum. Asla o ilaçları bizle paylaşmaz. Lanet herif. Diğer insanların üzüntülerinden faydalanıp kendini ihya etmeye çalışıyor. Zaten geberip gitmiş. Yok lan, size bastım. Güzel malzeme çıktı yalnız en son. Abi Moonshine Steel çok komik ya. Boğma rakı şeyi bu. Boğma rakı fırını mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Kürek de yapabiliyoruz şu an. Hadi küreği de yanımıza alalım. Black Friday indirim ağaç pre tanklarına gelir mi? Abi şeyde gelecek. Konsolda bir şeyler gelecek de WoW'da bilmiyorum. Koş 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 koş. Hızla burayı süpürebiliriz. Koş 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 koş. Oğlum yarın sıçan yiyeceğiz. İnanıyorum. Yarın sıçan yiyeceğimize inanıyorum. Ya bak, senin depresyonunu attıracağım şu an Adam. Temizle şuraları. Hay Allah'ım yarabbim ya. WoW'dan sıkılmadım lan. DLC'si çıkmış. Shell School. Aslında gaza gidip geri kalanını alsak mı ya? Neyse dur. Hikayeyi takip edelim. Berde buradaki evsizler biliyordur Amelia'nın ne olduğunu. Burada bir sürü insan yaşıyor ama çok ayak izi var diyor. Sen de haklısın. Etrafa sormam lazım. Birileri bir şey görmüş olmalı. O ne lan? Bir şey yoksa niye beni darlıyorsun göt? Lan oğlum!
eyvallah bir tanem. What? Heh. Sarma sigara. Neyse üst kata çık. Üst kata çık. Üst kata çık. Allah Allah. Kas şunu. Gerçi bunu kazmama ne kadar gerek var bilmiyorum. Dur neyse şurada belki bir şey çıkar. Çıkmadı yala. O zaman boş ver abi bunu. Gel. Okay. Küreyi yanımıza almanın faydaları. Görüyorsunuz nasıl büyük bir fark olduğunu. En sonunda bir sik bulabildin adam. Adam ol, aklını alırım senin. Pezevenk. Abi o zaman online olduğum yeri olayını işaretlememişsindir bilmiyorum. Kimseye abone olmadığım için ben sadece bana abone olduğun için sanıyorsun. Ben bilemiyorum detaylarını Twitch'in. Şey çok güzel yayında. Abi ne bok yiyorsun sen, ne saçmalıyorsun diyebilen kimse yok ya fiziksel olarak. Çok güzelmiş. Fakirler olsun. Kanırta kanırta ne kapılar mikerttik ya bugün. Woo! Abi bunu bırak, bunu da bırak. Lan bunu bırak. Şu an mermi kasmamıza gerek yok. Tüfeğimiz yok zaten. Evet, o kapı... Ne bıraktıysam orada artık. Gene bir şey bulamadı gerizekalı. Gene yiyeceğimi alalım. Kızımı arıyorum. Kız gördün mü? Üzgünüm görmedim. Ama diğerlerine sor, belki bir şey biliyorlardır. Okay. Burada ne var? Spin. Kağıt. Hepsi çöp. Tek bir not haricinde. Bu insani yardım koridorundan bahseden. Bir şekilde şehirden kaçmamız lazım. Birkaç gün içerisinde açılacak bir insani yardım koridoru olduğunu öğrendim. Yaralılar ve çocuklar için açılacakmış bu. Ah. Bunu kullanmak için ciddi şekilde yaralanmamız lazım ya da yanımıza çocuklar olması lazım. Umarım anlamışsındır hangisini tercih ettiğimi. Vay oçlar vay. Sor. Kızımı arıyorum, onu gördün mü? Abla. Ha çocuk mu, aman tanrım. Ne oldu lan söyle. Benim kendi çocuğumu benden aldılar. Zavallı evladım sadece 7 yaşındaydı. Üzgünüm, bilmiyordum. Ama benim hala kızımı kurtarabiliriz. Gitti. Niye beni adı hatırlattın? Ay, vare vare, vare de vare vay. Ablam triplere girdi. Uzun zamandır çocuk mucuk görmedim ama asker falan gördüm. O oçlar şeylerden leş. Bayağı ışıkçılardan leş. Kodumun tecavüzcüleri, katilleri. Umarım çocuğunun kapanları onlar olmamıştı. Çok hastaydı. Hasta bir çocuğa zarar verecek değiller yani sonuçta, değil mi? Ha? Hani vermezler hani, değil mi? Ha? Çocuğumu vurmasınlar. Evet. Abi neyin kafasını bu yavşak dediklerini çok iyi anlıyorum da troll olduklarını zannettiklerini hissediyorum ya bir yerden sonra. Zaten 120 kişiyiz abi. Hala benim keyfime varıyorsunuz. 5 senelik premium izleyicisiniz yani. Teşekkür ediyorum. Buradaki kilidi açarak bir tane Skimsonic elektronik parçaya ulaştıran burada This War of Mine çalışanlarına çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu Skimsonic elektronik parçaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkürler.
O ne lan? Ha, onun için. Bu kadar fazla medikal filan nasıl topladılar lan? Bir sürü de kirli bandaj. Ulan onu değil. Kızı sor. Yakın zamanda eczaneye gittin mi? Kızım oradaydı. Belki onu gördün. Nereye gittiysek gitti kardeş şimdi. Ya siktir git lan buradan. Uzağa. Bak anlamıyorsun. Çok hasta. Eğer bir şey biliyorsan bana söylemen lazım. Oğlum sen ne dediğimi duymuyor musun? Uza dedim. Okey. Okey. Senin götüne ben kalaşı sökerim de bir gün. Neyse sen dur. Sen bir dur. Ben o keleşi bir gün senin kıçına sokacağım. Sizin yemekleri de alayım. Saat önemli değil. Membana geldik aga. Aga olayın membana gelmiş bulunmaktayız. Neyse. Kayıp kızımı düşünüyorum. Küçük sarışın bir kız. Aa evet onu gördüm. Ney? O zaman bana... Önce bana... I am very hungry. Allah kahretmesin. Şimdi söylesen de sonra... Ben de ağzını yüzünü kırmasam olur mu? Eğer bana hani böyle bir zarar vereceğim, döveceğim falan diyorsan sana sikim başını söylerim. Eğer öldürürsen de zaten kızını asla bulamazsın. Kurtarmak istiyorsan bana yemek getir, ben de burada beklerim. 3 tane et. Ay, amın oğlu Esteban. Run! Abi yetişemeyeceğiz. Sıçtık şu an. Neyse geç kaldık. Ne yapalım? Adam! Sabah oldu. Nasıl döneceksin? Adam. Bak bana öldüm mü öldüm deme. Ağzını yüzünü kırarım. Saat kaçta ulaştın? What? What? Abi üzgünüm. Üzgünüm. Ben bu akşamı şey yapmam. O kadar çalamazsın abi. 10 tane su çalmış pezevenk. Abi bir dakika bunu denk getireceğiz bir saniye. Yine olmadı. Abi tamam belki daha az soyuyorlardır. Bir kere daha deneyeceğim ya. Ne olur abi. Ne oldu lan? Biri bir şey attı. Bakayım ne atmışlar. Autosave bu işte. Autosave bu. Eve geç geldiğim için illa hoplattılar diyorsan ayıpmış ya. Bence bir onun random şeyi vardır ya. Ha bak mesela daha az soydu şu an. Ey tamam bunu kabul edeyim bari abi. Ne diyeyim? İlla yemek götüreceğiz ha. Yemeğimiz de yok ki. Hiç
hiç yok şu an yemeğimiz. Slightly wounded. Okay. Abi o zaman şuraları bir aç bakayım. Bak adam. Aklını alırım senin adam. Selam. Selam Gülşah. Rest very tired. Yatmam lazım hemen. Abi bugün trader gelsin de şu etleri alıp götürelim. Balta. Balta. Balta buldum. Balta çok önemli. Ama uyumam lazım. Ya bir kişi daha gelemedi mi ya şu eve? Allah'ım ya Rabbim. Balta ağzını yüzünü kırar abi. Disorder of Mind'a çalmış ki yok galiba ya. Baktım bulamadım. Abi Herbal Garden basacağız sonra hemen. Şimdi biraz uyu abi. Aa pardon, bağışa bakacağım. Doğru. Ne oldu da anlamadım. Ha yo, bağışa çıktı bende. Niye açık kalmamış ki? Bu oyunda tank yok. İyi yayınlar bu arada. Teşekkürler. Evet, uyuyabilirim gönül rahatlığıyla demek. Arıtmaya şu an gerek yok abi. İlk yapılması gereken şeylerden biri bu Herbal Garden denilen küçük bahçe. Kendi bitkinizi yetiştirmeye başlıyorsunuz suyu kullanarak. İyi oluyor. Abi iki olmadığına göre, kimse gelmediğine göre end day abi. Şurada some food diyor abi. Şuraya bir gidelim. Ağzına kürekle vuramıyorsun abi. Daha doğrusu vuruyorsun da o zaman olmaz. Çünkü adamdan bilgi almamız lazım. Abi umarım bir şey yoktur ya. Demir kapı. Bir tek o yok yani. Burayı hatırlıyorum. Demir kapı olmazsa süper abi. İhtiyacı yoktu diyor yani, bunu burada bıraktıklarına göre. Fare kapanından etkileyici... Aa bir tane buldum. Yarın iki tane bulursam, bir de kendime şurada yemek bulursam süper olacak ya. Tamam. Allah'ım yarabbim. Ya demir kapı yer mi işte ya? Kesin ilaç var orada. Neyse, mutfak yukarıda mı? Of, gene demir kapı. Delireceğim. Gidelim abi. Ben arada oynuyorum bunları da şey değil. Sıkıntı şurada. WoT oynamayı sevmiyor değilim. Selçuk'ta falan çok eğleniyorum hatta. Ama
böyle oyunlarda çok az ilgimi çeken buluyorum. Teşekkürler. Eğlendirebiliyorsam yani şu an buna keyif alıyorsanız iyi. Bayağı vakit oldu galiba. Şu an 9'a geldi saat. 1,5 saat oldu galiba. Abi kendime şu an yahni yapmam lazım. Şu very hungry statüsünden kurtulmam lazım. Bu adama vereceğim gıdaları 2 tane. Tamam abi. Hop hop hop. 3 tane değil. Bari bir giydirmece olsun, onu da izleriz diyorsunuz. Siz de haklısınız bebeğim. Hava soğumaya başladı. Bu arada radyoya bakmadım ya. Bir dinleyelim. Bir durum var mı, onu öğrenin. Kahve fiyatları fırlamış abi. Çoğumuz güne kahvesiz başlamayı düşünemeyiz. Porogen'de artık neredeyse bulması imkansız bir hale gelen gıda bu. Fiyatlar tavan yaptı ve kara borsacılar kazananlar oldu. Devamı Flash TV'de. Başkentteki kuşatmayı kaldırmaya çalışan isyancılar umutsuz karşı saldırılara rağmen şehri kurtaramıyor. Askeriyenin sözcüsü ise bu şekilde bombardımanın, kışın ve erzak ve ikmal eksikliğinin savunmacıları teslim olmaya zorlayacağını söylüyor. Devamı saat 8'de ana haber bülteninde TRT Porogen'de. Şimdi bunu dinleyebiliriz. Ne yapsak ne yapsak? Bu ne? Biraz sağ solu kıralım. Custom'da hangi adamları önerirsin? Kimleri almalıyım? Abi, Custom'da ben minimum adamla başlıyorum. Bir ara abarttım. Ya oğlum topla şunu. Bir ara abarttım, çok şey yaptım ama abi dışarı yollayacaksan Boris çok iyi. Çünkü herif anasız kamyon. Adam bilin kamyon. Burada bir şey kıramıyorum. Peki abi, yemek yap o zaman. Bir de ben takas için birini tutuyordum ama işte kimdi o? Lovir olan mıydı? Bunu mu yapsam ya? Abi buna daha girme. Daha buna gerek yok. Hani daha iyi şey yapan, nasıl, pazarlıkçı olanı alıyordum. Onun dışında bir şey almıyordum ben. Daha sonra gelen olursa onu yapıyordum. Yani şu önemli, bir tane handyman var mesela. Eğer takasçı yerine handyman kullanırsan bu eve yaptığın malzemelerde daha az şey kullanıyorsun, malzeme kullanıyorsun. Ya da bir tane daha vardı, o neydi? Ah, bir dakika unuttum ya. Hatırlamaya çalışıyorum. Ya bir tane ustabaşı vardı. Onu alırsan daha az malzeme kullanarak etrafta eşya yapıyordun. Ha, bir de aşçı. Aşçı da şeyde çok işe yarıyor. 3-4 kişiysen çok az malzeme kullanarak yemek yapıyor. Long Dark, abi tiksindim. Long Dark'ta olay şuna bağladı. Ebesinin nikahına git. Şu malzemeyi al, geri dön. Abi bir olay yok. Çok saygı duyuyorum The Sword of Mine'cılara. Bak, kaç sene oldu. Hala adamlar üzerine DLC falan getirmeye devam ediyor. Abi Pavel iyi ama Boris gibi değil. Oyunda ciddi miktarda koşmanı gerektiren, böyle koşarak kaçmanı gerektiren çok az durum var. Boris sadece büyük mekanlarda sıkıntı oluyor. Mesela o inşaat, şantiyeye gittiğin zaman Boris hızlı olmadığı için yavaş topluyor ama %80'i için çok çok iyi. Yani bir yere tek darbede indiriyorsun abi. Long Dark çok ciddi amelilik oldu. Hiç sevmedim ben onların senaryo mantığını. Kreatif bir şey koymadılar abi. Sadece ebesin nikahına git, onu bul, bilmem ne. Abi üzgünüm de siktir git yani. Seni oynayacağım ama Europa Universalis oynarım yani. Abi bunu çok sevdim. Evet, teşekkürler. Nike'ın Pro bilmem ne serisi bir tişörtü bu. Tam sentetik ama ben normalde biraz pamuklu sentetik seviyorum. Bu
tahriş o kadar etmiyor, rahatsız etmiyor. Çok rahat etti. Kamuflaj tipini de sevdim. Bana %5 ablaların altından röntgen pozu çekerken kamuflaj sağlıyor. Özel el katabilsin, etek altı foto filan yaparken çok faydalı oluyor. O yüzden rahatım yani. Yine kimse gelmedi. Yok yok, onu biliyorum, o modu biliyorum. O abi hile yapmış oluyorsun onunla. Abi havaalanına gideceğiz ama burada asker var diyor. Bakalım ne olacak. Oo, hatırladım havaalanını galiba. Tersten mi giriyoruz? Askerlere dikkat etsem... Evet abi, tersten girdik havaalanına. Abi sikiyim asker. Abi askerde şöyle bir sıkıntı var. Ananı sikiyim. Gel buraya, gel buraya. Aman koyayım, illa silahını mı alacağız sen? Askeri öldürdük bu arada kürekle. Adam fark etmedi. Suriyeli kurtar yazdılar ya. Bu ne lan? Ananı sikeyim. Ölme. Kötü yaralandım lan. Adamda tüfek çıktı ya. Yukarılarda takılalım abi. Abi evet, save atmadan ben bir çıkayım bundan. Çok kötü yaralandım çünkü. Ameliyat olmam gerekiyor. Evet, bayağı bayağı taradı benim. First aid basamıyorsun abi bunda. Bunda evde basabiliyorsun ve hiç bandajım da yok evde. Şimdi gerçi şey oldu, sıkıntı şu. Evde tekrar aynı bokları yemem gerekiyor, bütün her şeyi. What? Bu ne ya? Neler yapmıştım ben, hatırlatabilecek olan var mı? Yemek yedim. Onun dışında bir şey yaptım mı ben? Bir tane bandajım var mı? Aa, varmış lan. Ulan helal olsun. Ben hatırlamıyordum be. Evet, Metal Tornado'yu indirebilirsiniz şu an. Yani yap. Türlü ne yahnisi? Türlü yaptım. Evet ya, kapılar açık olduğunu uzak mesafeden gördüm. Bir şey yapmadım galiba ya. Hatırlamıyorum yani. Köprü zaten okey. Buralarda başka bir şey yok. Aslında şunu yapabilsem çok iyi olacak ama... yeterince ağaç toplarsam
Şu Herbal Garden'ı yaparım bu sefer. Belki. Ya kes bırak. Bir şey inşa ettim mi hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Heh. 9 iyi. Çamaşır makinesini kıracağız abi. İyi mi? Et aradığımı unutmadım ya. Et aradığımı unutmadım da. Kapı... Neye göre geldin bu sefer kapıya ya? Çamaşır makinesinden çıra çıktı. İşte bu kafayı seviyorum abi. Ne? Ne var lan? Yemeğinde yok senin. Yemeğin yok, yemeğin yok, yemeğin yok. Krayonları vermeyeceğim. Bunu vermeyeceğim. Bu işime yarayacak çünkü. Oh. Bir tane daha vereyim. Aa, bana bunları ver. Ver ver sen ver. Sen bana bunları ver abi. Sen ver. Adam ol, bana bunları ver. Hadi şimdi siktir git. Tank oynamayacağım arkadaşlar muhtemelen. Abi end day. Şu an umarım dikkatli olurum da öldürürüz bu herifleri. Bu oyunda RNG var mı? Var. Peki. Yukarıda saklanma yeri var mı? Yok. Ha var. Okey. Aslında şuradan ses yapabilirim. Oo yemek buldum. Kendime yemek buldum ama. Abi bug'a girdi adam. Allah kahretsin ya. Abi şu an hareket etmiyor. Ya bunu nasıl yaptınız abi? Abi resmen nasip değilmiş ya. Takıldı kaldı orada. Adam, adamlığını bilecektin. Adamlığını bilemedin. Evet abi. Bir babanın cücüğü şu an oynadığım.
Bak, adam. Arada depresif hareketlerin oluyor. Hoşlanmıyorum, bebeğim. Söyleyeyim. Dört beş kişi öldü toplamda. Karşı taraftandır umarım. Ya abicim hadi. Allah Allah. Ne ihtiyacım var upgrade için? O ihtiyaçlar bitmez abi. O ihtiyaçlar bitmez. Aynen açıp kapanıyor abi. Bugün trader'ı gelmedim. Yemeği yiyelim gidelim. Artık bug'a girmezsek bu sefer çok müteşekkir olacağım yalnız. Bütün türlüyü gömdün. Boris çok iyidir. Boris bayağı iyidir. Ama Boris öldürmeye gelmez. Çok depresiftir. Hadi artık lütfen. Abi random bu droplar ya. Anası kim? Aa! Abi bug'a gel. Allah Allah. Hasta edersiniz adamı ya. Ağzına sıçtım mübarek. Şimdi ağzına sıçtım mübarek. Abi gene nasıl arada yiyebildin ondan? Facebook'tan ya... Danacığım bir şey yazdığını gördüm ama bakamadım. Yalan yok. Daha açmadım. Abi ne alaka loot ya? Bu mudur yani? Loot dediğim bu mu? Bu hız... Bu hız çok güzel hız ya. Demek ki buraları toplayıp gideceğiz abi. İyi ki yaralandın. Kesin ping vardı. Abi eminim ben de ping olduğundan. Mesela yemek bulduk. Yarınki yemeğimiz çıktı. Ama şu adamın yemeğini de bulmamız lazım. Şimdi doldurup dönelim. İşte bana böyle şeylerle gel ya. Bana böyle şeylerle gel ya. Aferin bebeğim. Şu an doldurdun beni. Sigarayı boş ver. Al bunu.
Ama bu eti almamız lazım. Bu sebzeyi almamız lazım. Bu sebzenin yerine ne bırakacağız? Hadi tamam bunu bırakalım. Abi evet, Assault Rifle, Shovel da işte kilitli yerlere denk geldiniz mi sorun oluyor. Sevsinler adam. Ya evet, bir üç boyutluluk şey var. Muhtemelen evet, 2,5 gibi geçiyor. Yani yarım, 2,5 gibi geçiyor. Hem var hem yok muhabbeti. 10. güne girdik, kız hala yok. Tamam canım adam. Hadi adamcığım, hadi, hadi. Hadi yavrum. Tamam, bandajını yap hadi. Adam ol biraz. Lan oğlum. Hasta mıdır nedir? Şunları da ye. İkisini birden vereceğim sana, merak etme. Şimdi yat var. Minecraft gibi. Biraz dinlensin. Aslında müzik açayım bir ya. Kalk lan, müzik aç. Ah, geldi koduğum. Tahmin ediyordum abi. Kahve muhabbeti gene. Gene aynı muhabbet. Tamam. Et getirdin umarım. Şu an kızımızı kaçırdılar. Kızımızı bulmaya çalışıyoruz abi. O sırada da kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bak, bana ikidir löle yapıyorsun. Ağzını yüzünü kı... Bu ne abi? Sen bana taşak mı geçiyorsun? Sonsuz dayakçım. Evet, ben de uğraşmadım. Vodafone'da aynısı başıma geldi. Bir sonraki ay düşüyorlar abi. Yani böyle orospu çocuğu... pardon. İrispitici bunlar. Faturanın bütün bedelini alıyorlar. Ondan sonra seni ağlatıyorlar. Hala sivirli wounded'ım ama ya. Olmadı ki. Gözükmüyor ama umarım sorun yoktur yani. Yok yok, o normal abi. Ha, bandaj olduğum için koşabiliyorum şu an. İyi bari. Hadi. Yok yok, o normal, bütün firmalarda öyle abi.
niye bunu yazmadı ki? Uçakta daha çok malzeme var hakikaten. Ya normalde uçakta benim gıda mı daha da bulabilmem lazım abi. Aa! Buraya kadar mı? Şaka yapıyorsun. Bunun diğer tarafı vardı diğer oyunlarda. Of. Her şeyi de aldım ya. Normalde çıkılıyor. Ben de biliyorum. Çıkmadı. Harita bitiyor baksana. İlerlemiyor bile harita. Abi yok. Hava pisti bitmiş. Uçak pisti bitmiş. Havaalanı bitmiş. Hava meydanı bitmiş. Ne var? Azıcık bir şey var. Bayağı saçma oldu. Bayağı saçma oldu bu. I know you need rest, but hang on. Hang on, hang on, hang on, hang on. Arada depresif hareketlere giriyor gene bu. Bunları da kıralım, uyuyalım sonra. Bugün biri gelmez diye tahmin ediyorum artık. Yok, kapının devamında çıkamıyorsun abi. Ya. Oyun güncel dönemde geçiyor arkadaşlar. İç savaş var. Ekstra bir olay yok yani. Aa. Burayı ben lootladım mı arada? Lootlamışım. Et yeterince almadım ki zaten. Yoktu et. Bir ete daha ihtiyacım var. 3 et istiyor adam. 2 et istemiyor.
Bunlar farklı bir şey söylüyor mu? Bu arada böyle şey ama. Yok. Aynı muhabbetteler. Çatıya çıkalım abi. Çatıda bir şeyler vardı. Sanmıyorum bize düzgün bir şekilde vereceğini ama. Hikaye iyi ya gene. Bence fena değil. Burada ne var? Kesin silah mermilerini falan bıraktık burada. Evet. Ha, küreği bıraktın mı? Bir işe yarasın. Belki burada bir şey buluruz. Silah mı neyi almadım? Silah yoktu ya. Mermi mi vardı? O şey ya, mermi kovanı ve barut. Şu an ihtiyacım yok birebir de. Löp diye daldım. Orada haklısınız. Hadi adamcığım, adamlığını bil. Bu sefer küreği almadık, kusura bakma ama o küreği koyacak yerin yerine başka malzemeler taşırsın diye düşündüm. Belki şurada vardır ama hiçbir şey gözükmüyor. Boşu boşuna yapıyor olabilirim şu an bu hareket. Doğrudur. Bakacağım. Evet abi. Tamamen boşuna yapmışım. Şurada bir şey var. Ne var? Okey. Boşver. Hadi gidelim. Vallahi bence tek başınıza oynadığınızda çok eğlenceli bir oyun bu. Ben 65 saati devirmiştim en son şu bugün başladığımda. Bu oyundan istediğimi aldım yani. Okay. Abi önce şu. Hep öyle. Az maaşlar, az şeyler. Kolay değil be abi. Horkos. İkinci yayın. Teşekkürler bebeğim. Çok memnun etmişiz demek ki. Üç tane yapalım. Bir önce öteki eve gidelim. Oradaki kapıları kıralım. Malzemeleri alalım. Hava soğudu ama daha çok aşırı değil abi. Kırmızıya düşünce düşünürüz. Ya yap şunu. Ben bir tane yemek yapacağım ama ben bu adamı. Peki yükseltebiliyor muyum? Yok. Hmm.
Sen şunları ye de bir en azından well-fed ol. İyi beslenmiş şekilde. Sonra yatağa gir abi. Ruined Black Flood mıydı? Evet. Biz gene de şu şeyi alalım, crowbar'ı. Çünkü bir yeri kırıp açmak gerekebilir. Abi bir dakika, şeyi almadım galiba. Ah fuck. Ah. Testereleri almadım ya. Yaşlı karı koca vardı da durmuyor abi onlar. Hepsini öldürdüm ben. Yaşlı karı kocanın kanlarını içtim. Akşama kalkan yapacağım. Nasıl yapmamı önerirsiniz gençler? Anam dedi ki tavaya koy, hafif unla, yağda kızart sonra. Ben de öyle düşünüyorum ama orijinal fikri olan varsa. O oluyordur sonsuzcum. Palamutu zor. Oğlum palamutu gömün bak. Türkiye'de sezonunda balık yiyeceksin. Mevsiminde balık yiyeceksin. Palamut mevsimine geldi mi 10 liraya tanesi geliyor. Bir palamut bir adamı doyurur. Ve balık yemiş olursun yani hakikaten güzel bir şekilde. Bir dakika yemek yapacaktım bir Yok lan o kadar pahalı değildi kalkan. Kalkanın kilosu normalde 150 falan olur. Sadece 149.99. Yok ya. Ne bileyim oğlum aranızda garip adamlar var. Bazen balıkçı çıkıyor. Sorayım dedim. Bu arada Carrefour şey satmaya başlamış. Bu BİM'de A101'de 30 liraya kıyma kuşbaşı olayı var ya. Onu yapmaya başlamış. Sırf şu tuş ya. Sırf şu tuş. Kalamar soslu. Kalamar soslu olmaz abi. Kalamara taratorla yakışır. Gençler, balık sevmeyeniniz varsa tavsiyem, denk gelirseniz, imkanınız olursa dil balığı denemeniz. Dil şiş olur, bir şey olur. Fark etmez. En balık gibi olmayan balıktır. Balık yemeği alıştırır size. Rahat edersiniz. Karides tava. Ve karidesi şeyi çok sevmiyorum ya kalamarı. Bakmayın. Şeker ve su peki. Okey. Gene gübre iyidir. Buradan ilaç bekliyorum. Aha et bulduk. Ah siktir bir tane et bulduk ama. Siktir umarım yukarıda et çıkar. Balık sevmeyen var abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Gabinize gidecek. Ben hamsi yiyemiyorum. Ve ben normalde yemek seçen biri değilim. Tamamen ailem yüzünden. Ya arkadaş, bir ayda 8 defa hamsi yapılır mı? Bunu 2011 senesinde mi ne yaptılar? O vakitten beridir ben hamsi yiyemiyorum. Çünkü o kadar artık bunaltıcı geliyor ki tadı, anlatamam size. İstavrit, tekir, bilmem ne, hepsi okey abi ama hamsiyi mahvettiler benim için.
hamsi pilavı yaptı, hamsi kapama yaptı, hamsi buğulama yaptı, hamsi ızgara yaptı, onu yaptı, bunu... Tiksindim abi. Tiksindim ya. Yemin ediyorum. O ara onlar da tiksindi. Dedim ne yaptınız ama yani niye bunu yaptınız? Sanki balık yemeyen milletiz. Ben benim bildim bileli, kendimi bilmedim bileli balık yediriliyor bana zaten. 4 yaşımdan beri yediriliyor bana balık. Ben balık sevmeyen bir adam değilim. Ama hamsiyi tiksinirtiler abi bana. Ya bak doğarsın çocukluğundan beri hamsi dayanır sana anlarım. Ama 20 yaşına gelmiş adama bir anda ayda 8 defa hamsi verdin mi? Olmaz abi. Hadi be daha bu gelmemiş yemek. Bu arada hava bayağı soğudu ha. Ben bir şömine yapayım dedim ve yapamadı. Alp şömineyi yapamadı. Sıçış. O zaman yemek yiyelim bir tane. Ve hemen yatalım abi. Ya makarna yediğim ve abandığım günler oldu ama o kadar fazla şey olamadık gene. Hani illa içine bir mısırdı, bir şeydi, bir ton balığıydı, bir şey katıyorduk yani. Patsolar fazla yemedim yani evet. Patso dönemim çok olmadı. Bu arada bir radyoya bakayım ya. Bu illaki şey yapar. Hava durumu sıçtı galiba. Evet. Abi yat uyusan. Belki et getirir. Biraz bekleyelim. Bir 9.30'a kadar falan bekleyelim. Belki gelebilir adam. Belli olmuyor ne zaman geleceği. Özel şirkette 1800 TL. 1800 TL kaç euro ediyor? 4.6 deseniz. Hadi 5 diyelim. 300. ...350. Vallahi geldi. İyi ki yatmışım. Abi 350 euro ya. Yazık be abi. Et ver et. Hah! Anasının donu en sonunda. Kahve ver. Silah ver, bu filtre lazım olacak. Şunları ver, yakacak lazım olacak. Abi şunları bir al sen. O yemeği de ver bana abi. Onları boş ver. Nasıl yani? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. I want to try harder. Dur abi. Ya ben mesela öyle istavreti falan ne limonlu ne ekstra bir şeyli seviyorum. Abi yat. Şimdi adama gidebiliriz. Şimdi adama gidebiliriz. Burada lootlayacak hiçbir şey kalmadı galiba. Her şeyi aldım sanırım. Hangi adam bu muydu? Alttaki miydi?
Yok, alttakiymiş. Buydu galiba. Bana... Evet. Uf. 10 yaşlarındaydı. Onu hastaneye doğru götürüyordu. Ya istersen nefesini boşa harca ya da git hastaneye. Benle ne uğraşıyorsun? Denyo diyor. O da haklı. Ama bu aklıma gelmedi. Burayı lootlamam gerekebilecekti. Şu an lootlayacak bir şey kalmadı galiba. İstiridye fosili. İyiymiş. Ama istiridye fosili de enteresanmış ya. Vallahi hiçbir şey kalmadı abi. Ankara ne alaka istiridye için ya? Kaç yıllık acaba? Herhalde 10 bin, 20 bin yıllık filandır yani. Deniz altında, su altında olması için daha da fazla bence olması gerekiyor çünkü. Tetis denizi. Tamam. Şeyden at. Şu an atma. Yani Twitch'ten mesaj olarak at ya da Facebook'tan at. Oradan bakayım. Her şeyi tükettik oğlum okuldaki. Vallahi. Uy, iğrenç. Hakikaten yani milyon da olabilir bilmiyorum abi. Tetis denizi dediğin geçmişini bilmediğim için. Tamam, hastaneye gideceğiz. Okay. Yani senaryoyu yeterince yedirmişler abi, evet. Yalnız şey yapamayacağım galiba. Heater'ı yapmam için büyük sıkıntıdayım şu an. Fenalardayız. Hasta olabiliriz ha. Bir yemek yiyelim. Yo, yukarıdaki haritalarda neyi lootladığım gözüküyor, onu biliyorum da bir bug'ı var abi olayın, onu söyleyebilirim. Sad mi? Bu yaşlı herif doğruyu mu söylüyordu, yani doğru mu söylüyordu, yalan mı söylüyordu bilmiyorum ama yani hastaneye gidip ameliyeyi aramaktan başka bir yapabileceğim bir şey yok. Sen de haklısın. What? City Hospital. City Hospital'da... Abi al yanına. Bunu da al. Belli olmaz bu iş. Haydutlar burada değil diyor. Aa, Hasan attı hakikaten. Kayıp kızımı arıyorum. Buraya getirildiğin... Ben bir şey bilmiyorum abicim. Etrafa bul, belki birisi biliyordur diyor. Okey, sen de haklısın bebeğim. Şimdi bu el işaretlerini almak okey ama bunları almak yasak abi. Onları aldığını biri görürse sıkıntı çıkıyor. Et bulduk ya, yani... Garipsiniz hakikaten.
genel cerrahi 32 hasta, 3 ex 12 yaralı, nöroloji 13 hasta, 2 yaralı. Patoloji diyeceğim, yok. Neydi lan bunun ismi? Yani çocuk bölümü diyeceğim. 34 hasta, 32'si ölü, 2 yaralı. Siktir. Yoğun bakım 55 hasta, 9 ölü, 10 yaralı. Siktir. Aa, biliyordum. Lazım olacağını biliyordum. Kırık tüfek ve kırık kask. Okay. Yani çok end game item ama ne yapalım? Bize onu verdiyse onu alacağız yani. Ne yapalım? Oha. Kızımı gördün mü? Yardımcı olamayacağım üzgünüm dedi özetli adam. Cık. Oraya sonra abi. Oraya kürek lazım şu an. Şuradan yukarı çıkalım. Bota girmeyeceğim abi. Kızımı gördün mü? Bana işkence ettiler. Seni kızını bulup bulamayacağını... Yani öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum diyor. Bunu kırmamda bir sorun yoktur diye tahmin ediyorum ama varmış. Siktir. Abi ne alakası var? Ananı sikeyim. Ya abi ama... Baydım. Şu an baydım abi. Şu an baydım. Şu an baydım çünkü onu kırmanın orada yanlış bir etkisi olduğundan bahsetmiyor abi. Habici kutuları iyiymiş. Abi evet yani. Hakikaten hikayeyi öptüm gene ya. Aman... Bottaki lag sorunu genel bazen sunucularda oluyor abi, yurt dışı bağlantılarımızda filan. Belki küreği de alırım bu sefer. Abi ne bileyim orada... Ay içim şişti. Ben ne yaptım bu sefer abi? Direkt yatıp uyudun mu? Bir şey kaçırmadınız ya. Abi PUBG için ben olsam en aşağı 1600 Ryzen toplardım ya. Ve 1050 Ti falan ekran kartı alırdım ama o da minimum. Yapabilirsem 1700 alır. Üzerine de 1060 ekran kartı koyardım. Ama hala AMD olurdu yani. Yok, loot'la pek bir işim yok da ne bileyim, daha sonrasında düşünüyorum ben. Hazır gelmişken toplayalım abi. Hazır gelmişken toplayalım.
O zaman 1600'e 1060. Intel almayacaksa Ryzen alması lazım. 70 FPS alıyorsun ha. Şu an böyle. Selçuk da darlamadı benim. Bir de yemek yapacağım. Arada kalkacağım. Yayını kapatacağım. O yüzden çok fazla ekstra size bir şey söz veremiyorum yani gençler. Adam bir kızı bulamadım be adam. Şaka mı bu? Kazdık ve bir şey yok. Okey. Balık aldım abi. Balık yapacağım. Salata yaparım yanına bir tane de. Tamam. Ufaktan yayın yap. Yok be abi. Bu kadar değil de. Zaten evde ilk defa şey yapıyor olacağım. Bunlar sizi iyileştiriyor çok ciddi hastaysanız. Tamam, beni işte işkence falan yaptılar falan. Beni işkencelediler. Yatağın üzerinde bir işte kazak vardı. Amelia'nın giydiği gibiydi. Evet, aynısı oldu eminim. Annesinin de bu. Bu kadında niye bu var ki? Kazağı soracağız şimdi kadına. Bu kazak benim kızıma ait. Nasıl aldınız? Bir onu hemşireden aldım. Eğer ona sorayım bana inanmıyorsan. Geceler burada çok soğuk. Özellikle de bombalamadan sonra. Lütfen bende kalsın. Çok zayıfım. Küçücük bir enfeksiyon bile beni öldürebilir. Tamam abiciğim, sen de kalsın, o sorun değil. Siktir. Ya hayır ya. Hastanede koşa koş. Lan! Yukarı çık. Üst kattaki kadın ona bir tane kazak verdin söyledi. Benim kızıma ait. Burada bazı çocuklar vardı. Belki Jim Favian sana yardımcı olabilir ama... Of, geçen doktoru götürdü askerler. Ah. Of. Okey. Kapıdaki adam biliyordur dedim. Tamam, hoodie almıyorum abi. Oha! Lol. Adam dedi ki, kızımı arıyorum dedik.
Adam tabii tabii kız arıyorsun değil mi? Hani koridordan kaçmak için yanında çocuk olsun istiyorsun filan. Ya dedim bırak. Doktora arıyorum. Ne alaka, ne bağlantım var? Kızımı arıyorum ve onun nerede olduğunu biliyor olabilir. Onunla konuşmam lazım. Onu bulsam bile konuşabilecek durumda olmayacaktır çok büyük ihtimalle. Ama yani çok böyle umutsuz gözüktüğün için söyleyeceğim. Yakınlarda terk edilmiş bir oyuncak dükkanı var. Oraya milleti sorgulamaya götürüyorlar. Ama oraya gitmeni tavsiye etmezdim. Bu intihar demek olur. Siktir git. Kalaşnikov'umuz var oğlum. Bu oyunu bir kere oynadım. Hayat... Abi bu oyun sarmazsa sarmaz. Baymadım abi. Niye bayayım ya? Umarım şu artık şömineyi yapabilirim. Eksilere düşeceğiz çünkü. Kırmızı olursa sıkıntı. Abi. İsterdim bunu. Kardan su yapabiliyoruz şu an. Evet. Güzel. Şimdi doktoru bulmamız lazım. Yo ya, sarınca sarıyor, güzel. Ama bir 10 dakikaya falan bitireceğim bu işi. Hava biraz ısınsın abicim. Pardon, yemek yapalım şurada. Neyse, yarın yaparız. Yatalım. Herhalde gelmez bugün şey ya. Artı 7 derece iyi. Abi buraya donatılı olarak gidiyoruz. Her şeyi de alıyorum abi. Bir tek şeyim yok yapmadığım için. Belki bir tek ona ihtiyacım olacaktı, bilmiyorum. T-34 var lan arkada. Resmen T-34 o. Tekrar nasıl inşa olacak bu kadar yer diyor. Haklı o da. Wow. Abi nasıl yani? Siktir lan oradan. Bu oyunun saçmalıkları çok kötü. Orada tara işte herifleri. PUBG'yi arada oynar mıyım? Bizimkilerle oynarsam oynarım. Öldünüz, hakikaten öldünüz. Ya, tamam, it's getting very cold filan ya, aman. Evet. Died in action. Tank lazım ama Selçuk yok.
Bir daha açık kapı yapmaya değmez diyorsun. Abi tamam da Sneak'le... İşte ben dayanamıyorum. Bak gene Vought'la aynı kafadayım. Atlıyorum ya sürekli. Bak burada adam yok. İşte orada o kadar adam olmaması lazım hemen. Ha varmış lan. Kapalıymış lan zaten. Hadi gel. Abi hiç hoşlanmadım şu an bu işten. Tamam, sakin artık, güvendesin. Kızım, Amelia. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar uzun süre burada bir... Nerede? Nerede? Hastalarına... Eski kilise. Eski kiliseye gitmen lazım. Tamam, hadi. Kılıç ne ya? Herifte sadece kılıç çıktı. Hani tüfek var galiba. Oo yes. Benim tankımı çalmışlar. Ağzını yüzünü kırarım. Bir bandaja ihtiyacım var ama. İyi, kızın en sonunda kilisede olduğunu öğrendik. Bu ne? Millet çocuklarla geçmeye çalışacak, onlara izin vermeyin diye askeriyeden yazı. Öyle oyunlara gelmeyin diyor yani. Dört. Kesin burada barlı kapı var abi. Hayret yokmuş. Neyse bunu kazabilecek vaktimiz var mı? Hadi kazalım. Küreğimiz var zaten. Hasar...
bulmanız... Yani kukla buldu sadece ya. Burada ne var? Oo. Duydum ki bu koridor olayı yalan. Askerler herkesi öldürüp olayı da isyancıların üzerine atacakmış diyorlar. Vallahi doğrudur abi. Duydum yeni Fransızları ya. Yukarıdan alayım şu elektriği abi. Onu daha çok şey tercih edebiliriz çünkü. Ya takaslayabiliriz. Yarın kiliseye gidiyoruz. Bu adamı lootlamadık mı? Yanlış mı gördüm? Ağaç. Orada sandık mı var bir de? Ne? Ne? Rüyamda benle tanıştın. Uyumadan önce hayal falan da etmedi. Abi beni yatarken izlemeyin. Rüyalarınıza giriyorum demek ki işte. Horkos. Enteresanmış. Tüfek mermisi. Abi. Hadi. Sekerek gidiyor zaten abimiz. Aynen Marco. Neyse doktoru kurtardık. 16. gün. Şömineye odun atalım. ...31 tane odun, 16 tane... Abi ben buna ne diyorum biliyorsun değil mi? Siktir git diyorum. O kadar çalamazsınız abi, üzgünüm. O kadar çalamazsınız abi. Şöyle daha mantıklı olabilir. Bandajı yapayım. Sonra yemek yiyeyim mi? Yemek yiyecektim ama ya. Bir tane daha deneyeyim abi. Bir dakika. Bir tane. Abi o kadar ama nasıl olabilir abi o kadar? Bir de evde sanki birini bırakacaktık da. Allah Allah. Bence bir tane kurtarırız ya. Abi yok ya, öyle oluyor ya başka türlü oluyor. Deneyelim. Ya normalde bu random da hiç çalmadıkları ya da çok az çaldıkları, git mermi ver filan çal abi. İhtiyacım olan şeyleri çalıyor bir de pezevenkler. 16. gün. Hadi. Abi ya onu çalıyor ya tekini çalıyor. Tamam anladım abi. Zorlama dediğini anladım ben zaten ne demek istediğini. Ben hala survival modunda olduğum için ne çaldılar bu sefer görmedim ki. 31 odun çalmadıkları belli. Bant yapayım abi kendime. Bir de yemek yapayım. Tamam. Zaten güzeldi. İkini beğenmiştim ya. Ya ben bir kriter değilim de bence güzeldi demeye çalışıyorum.
tane yemek ye de normal bir gıdan olsun. Galiba bitireceğiz birazdan oyunu. Saat 22.19 olmuş. 2,5 saat oldu. Hadi yemek yap. Okey babacım sen geldin, okey bekle. Sıçan etimizi de aldık taze taze. Hadi git abicim ben uyuyacağım. Bir radyoya bakacağım önce. Yazdığını gördüm abi. Bakacağım sadece diyorum. Anladım. Zaten ikini beğenmiştim diyordum. Şehirden milleti kaçıran bir tane çeteyi etkisiz hale getirdiklerinden bahsetmiş ordu. Kış tam etkisini artık şehri ya avucunun içine almış oldu. Geçtiğimiz günlerde birçok insan ne yazık ki bu soğuklara yenik düştü. Bunun tek olumlu yönü suç oranlarındaki azalış. Bütün haydutlar veya böyle işte hırsızlar bile evlerinden artık çıkamaz hale geldi bu soğuklardan dolayı. Okey, yatalım abi. Yat lan! Old Church. Al abi, al abi. Radyoda TRT mi yazıyor? Helal. What? Kafasının arkasına... Oha, milleti öldürmüşler lan burada. Katliam var burada. Ölmedi. Burada mı? Bantla beni, bantla. What? Her geçen dakika daha kötüye gidiyor. Lütfen ölme. Abi bu adam hayal görüyordu filan deme bana ya. Seni kurtarmanın bir yolunu bul. Abi yapma. Bu Deadlight'a çok benziyor şu an eğer. Anılar. Anılar tekrar geliyor. Tekrar bir arada olacağız bir gün diyor. Eczaneyi talan eden kendisi. İşe yaramıyor. Doktor tek umudumuz. Abi yapma.
ona yardım etmen lazım. Üzgünüm. Çok geç kaldın. Artık çok geç. Fuck. Abi. Ellerinde taşıyordu. Adam öyle bir travma yaşamış ki kafasını silmiş bütün yaşananları. Sana söz vermiştim, başaramadım. Seni kurtarmak için her şeyimi ortaya koydum. Amelia'nın kaderini öğrenmiş oldun. Gerçeği öğrenmiş olduk. Savaşın patlak verebileceğine gerçekten inanmadık. Ama kaçmak için çok geçtim. Kuşatma barbarımı benden aldı. Ve artık Amelia bir tek kaldı bende. Elimdeki her şeyi bunun için vermek zorunda kaldım. Ama en sonunda Amelia için biraz yardım alıp ilaç alabildim. Kardeşim Amelia'yı alıp insani yardım koridorundan kaçırmaya çalıştı. Onu kapı dışarı ettim. Uyandığımda Amelia gitmişti. Kaçırıldığımı hiçbir şey hatırlamıyordum. Uyumuş olmalıyım. Kardeşim katledildi. Onu kanlı gölü içerisinde bir yerde buldum. Çok iyi anlaşılmıyorduk ama onu da ölmesini istemiyordum. Amelia orada değildi. Nerede olduğunu bilmiyordum. Birçok askeri öldürdü adam. Tamam. Evsizin biri bana Amelia'yı nerede bakmam gerektiğini söyledi. Neredeyse yemeğimin hepsini aldı. Kızım hakkında bir şey bulmak için çok küçük bir bedeldi bu. Gene askerlerin ağzını yüzünü kırdım. Doktoru o katillerin elinden kurtarmayı başardım. Koridorun yerini söyledi ve Amelia'nın da diğer mültecilerin yanında olduğundan bahsetti. Katliam. Kilisedeki kadınlar, erkekler, çocuklar, kurtarılmayı bekleyenler vahşice katledildi. O ölümlü gecenin işte ardına gelemedim. Amelia'm ölmüştü. Onu kurtaramamıştım, sözümü tutamamıştım. İşte dissociative amnesia. Bu durumsal hafıza kaybı bir anlık, bir hani böyle bir anı sizden silip atan bir retrograde memory loss. Retrograde'i bilmiyorum ama hani bir hafıza kaydı olarak karakterize edilebilir. Ciddi bir stres ve travma sonrasında gerçekleşir. Mesela bu bir çok yani sevdiğinizin, ailenizden birinin kaybı olabilir. Bunu yaşayan insan bu deneyimi, bu yaşadıklarını unutabilir hiç olmamış gibi ve tamamen bütün hayatını bunu reddederek geçirebilir. Burada bunu görmüş olduk. Wow. Anlık yakın zaman hafıza kaybı. Evet abi. Evet gençler. Bu DLC'yi bitirdik. Tahminimden çok daha acıklı. Tamamen senaryo odaklı çıktı. Hiç o birikimleri yok, şömineydi falan yapmamıza gerek yokmuş ama olsun yapmış olmak. Hoştu. Bunu beğendiyseniz biraz spoiler vermiş gibi oldum ama buna benzer senaryolara sahip olan Deadlight diye bir oyun var. Microsoft'un yapmış olduğu. Tavsiye ederim. Mesela Deadlight'ın sadece ben size menü müziğini dinleteceğim. Hayatımda duyduğum en iyi menü müziklerinden bir tanesidir.
şu. Oldukça başarılıdır yani müziğim. Lego var. Kısa, hazin, abi önemli değil. Deadlight zaten bu değil sonuçta. Daha farklı bir konsepti vardı. Yani daha farklı derken bu çıktı, başka senaryolar kişileri izleyebilmenizi getirdi. 45-50 gün oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Aynı evin içerisinde etrafı araştırarak. Bu DLC gerçekten çok başarılı. Yani ben Deadlight'ı oynayan ve bilen biri olarak çok rahatlıkla 100 yerine 85 veriyorum abi. Yani 5'lik bir oyun bu. Peki. Farklı bir tat getiriyor mu? Getiriyor. Yeni bir konsept katıyor mu? Katıyor. Küçük tatlılıklar katıyor mu? Katıyor. Yani bir DLC'den bekleyebileceğim her şeyi verdi şu an. Çocukların hikayesini oynamadım ama onun çok iyi olmadığını biliyorum. Season Pass'e aldık. 2 tane daha böyle hikaye olacak. Birebir oynayacağımız. Bakalım. Bu müzik çok iyi değil mi ama? Oyun muhteşem değildir. Bazı teknik sıkıntıları var ama bu müzik ve konsepti ve hikayesi oldukça sarar. Eğer This War of Mine'ı beğendiyseniz bundan da memnun kalacaksınız, söyleyebilirim size. Neyse. Şimdilik bu kadardı gençler. Yayını kapatıyorum. Saygılar, sevgiler. Yarım milyon izlenme ne ya? Neyse. Kendinize iyi bakın. Benim yemek yemem lazım artık. Saat 10.30 oldu. Yapayım bir şeyler kendime. Öptüm. Saygılar, sevgiler.